İyi akşamlar. Coca-Cola günlük grafik yukarı hareketini sürdürüyor yani. Genel olarak Coca-Cola zaten majör trendinden kopmuyor. 200 ortalamanın üstüne. bakın burada en dipte bakacağınız yer grafikte hazır. Hiç aramaya gerek yok. Yani orta uzun vadeciyim ben rahatım diyorsanız 200 ortalamaya açın. 200 ortalama kırılmadıkça haliyle Coca-Cola'nın yukarı doğru hareketinin devam etmesi beklenir. Çünkü en sert, Borsa İstanbul ve Türkiye'deki en sert haberler, en kötü günler, en fazla... 200 ortalamaya yaklaştırdı. Ee, daha altına bir hareket sağlayamadı. Ee, o kısmın üstüne kaldıkça o yüzden pozitif. Yani çok panik yapacak. Yani ben olsam e, biraz panik yapacaksam açıkçası 200 ortalama kırılırsa orada bir panik yaparım daha çok. Şunları da bir kaldırayım. Bunlar hep giderken kısa vade çizdiğim dirençlerdi. Hiçbirinin bir anlamı kalmadı. boşu boşuna burada. Grafikleri temizleyin bu arada. Öyle e, şey gibi kullanmayın. Yani çok e, kafa karıştıracak şekilde olmasın grafikleriniz. 125 yukarıda takip ettiğimiz bir dirençte dolar bazlı o gelemem yani çok yaklaşmış doğru oradan beri şu gördüğünüz alan yani bir işte bir bekleme bir kar realizasyonu var burada bir miktar böyle aşağı süzülmüş şu şöyle tren çizgisiyle de göstereyim Şimdi o alanı kırmaya başlamış ufak ufak yani şöyle bir görüyorsunuz Şöyle bir trendin altında 200 ortalama civarlarına gelmiş. Ufaktan da kırmaya başlamış. Ee, biraz böyle iki gündür bir satış yemesi yani şurada bir şey var. 115-120'ye yakın alanda 117-115 aralığını diyeyim daha doğrusu. Bir satıcı var onu gösteriyor ama bir şey değil çok önemli bir hareket değil. Ee, çok kısa vadeciler 107 liraya alabilir. Yani 107-106 buraları kırıyorsa o zaman biraz daha bu satışın derinleşme ihtimalini arttırır. 100, 100 lira ve 95 lirada dediğim gibi aşağıda bakacağımız destek noktaları olur. Yani 107 kırılmıyorsa burada sağa doğru yayılma bir ihtimal. Veya tabii kırarsa 120 civarını o zaman yukarı bir hareket bekleriz. Ya, olumlu bir tablo var devam ediyor. Yani bana sorarsanız böyle çok hani arayı didiklemeye gerek yok. Burada buranın çünkü marjı da çok büyük değil. Kar marjı çok büyük değil. Yani aşağıda şimdi 107 lira var. yukarıda 116 lira var. Çok büyük bir kar marjında. Çok birkaç günde geliyor hareket. Yani çok frekans çok hızlı burada. Yani al sata girmek mesela böyle yerlerde biraz şey tehlikeli. Yani siz e, satarsınız direnç geldi falan diye. Çünkü o anlık karar ister. Orada satış geçer meçer. Onun için böyle benim kendi şeyi kanaatim yani ana tabloya uymakta bir miktar fayda var. Ha şurada Tabii şunu söyleyeyim Coca Cola 200 ortalamayla şimdi 200 ortalama major dediğim gibi majör trendimiz üstünde bir de minor veya ikinci trendleri oluyor kolanın arayı çok açtığı zaman 200 ortalamayla mesela yüzde %70-%60 bir fiyat farkı oluşmaya başladığı zaman satış geliyor çoğunlukla. Yani diyelim buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Sıçradı. 100 lira fiyatı geldi. 150 lira Sal, umarım olur öyle bir şey yani. Sallıyorum. Gelsin. O zaman yani 200 ortalamayla arasında ölçmek lazım. Baktığınız zaman çünkü grafikte hep böyle 150-160 gibi bir marjlarda hatta yüzde %40'larda bazen e, satıcının geldiği yönünde. Bu grafik bize bunu anlatıyor. Yani onun için dediğim gibi burada major şey fayda var yani oraya bak major desteğe bakarım ben olsam zaman. Aresay bir miktar daha tabi olumlu bir alana geçmiş yani 56'ya kadar bir soğuyor çünkü yani koloda Aresay da çok e, 75'lere 76'lara geldim satıcı geliyor zaten o hareketi yapan kadar 200 ortalamalarında açılıyor yeni bir tepe yapıyor çoğu zaman e, orada da satış geliyor şu anda yine pozitif alana gelmiş Makti de al kesmiş ve bu e, durum devam ediyor. Ya biraz momentum hani kısa vadeci için konuşuyorum. Momentumu biraz arttırması gerekiyor. E, onu yapamamış. 3-4 gündür bir şey var. Yüksekte bir hacim var e, gördüğüm kadarıyla. Ama bir baskı var yani. Şu 117 falan buraları bir atlatırsa 117 üstünde bence kapanış e, yeni zirveye götürür artık orada büyük ihtimalle. Ya yani büyük ihtimal diyorum bilmiyorum. Kesin demiyorum arkadaşlar. Bu söyleyeyim. Ama 117 civarları yaklaştıkça net bir satıcı var. Yani o arkadaş çünkü üstünde gelecek kapanışta o arkadaş ortadan kaybolmuş demektir. Yani piyasadaki o satanlar artık çok fazla satıcı değil anlamına gelir. Yani ben devamını beklerim o yüzden. Ha, dolar olarak da söyleyeyim. Tabii dolar bazlı aynı grafiği alamıyoruz maalesef. Burada e, sıkıntılı dolar bazlı grafik. Şöyle uzun vade bakarsanız tabii düştüğü yerler çok acı. 30 dolar civarlarından 7 dolara kadar artık geldi. Yani burada zaten bir dibi var. 2018'den bu yana. E, o dibe çok artık yaklaşamıyor da. 2018'de gelmişti. Son satışlarında e, 10 doların civarlarında 10-11 dolar aralığında geldiğini görüyoruz. O da tabi devam ederse, hızlı bir hareket işine giderse bize 150 lira civarını işaret ediyor. Herkese iyi akşamlar.